Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Ripple'ı ve Chiliz'i konuşacağız. Bununla beraber biz bu hafta katıl bölümünde STX coin'i %90'lık bir karla satış yaptık. Bundan bahsetmek istiyorum. Ve bununla beraber artık Bayınan ailesinin bir WhatsApp kanalı var. Bunu konuşacağım. Bu önemli bir konu. Sevgili dostlarım, Chiliz ve Ripple'a gelmeden önce WhatsApp'ı konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz biz bir süredir Telegram'da dolandırıcılarla mücadele ediyorduk. Adım açılmış çok fazla hesap var ve benmişim gibi yazıp insanlardan para toplamaya çalışıyorlardı. Biz de bunlardan dolayı Telegram hesaplarımızı kapattık. Hatta ben birçok yayınımda da şöyle söylerim: ben bayınan olarak hiç kimseden para istemem. Yani işte sermayeni bana gönder, ben sana bir ver, üç vereyim demem. Bunu beni tanıyanlar bilir. Ama yeni gelenler ve kanalımıza ailemize yeni katılanlar maalesef ki bu tuzağa düşmeye meyilliler. Biz de bunu engellemek istiyoruz. Ve bu yüzden de sevgili dostlar WhatsApp'a güzel bir güncelleme gelmişti. Artık WhatsApp'ta kanal kurulabiliyordu ve bu kanal çok güvenlikli bir kanaldı. Yani kimse kimsenin telefon numarasını görmüyor, kimse kimsenin ismini dahi bilmiyor ve böyle olunca biz bir WhatsApp kanalı kurduk Bayinan diye. Buraya direkt kanallar bölümüne yazdığınızda çıkmaz. Bu yüzden de bu videonun altına linkini bırakıyorum. Bu bizim özel linkimiz. Bu linke tıklayan ücretsiz bir şekilde bu kanalımıza gelebilir. Biz bu kanalda hem piyasa bilgisi paylaşıyoruz. Yani Bitcoin 44 binde duracak mı? Giderse nereye gidecek? Gidemezse piyasa ne olacak? Kan gölüne mi dönecek? Bunlarla ilgili paylaşımlar ve sadece bu değil. Mesela piyasada benim borsa ile ilgili çok sevdiğim, ara arada okuduğum, tekrar okuduğum kitaplar vardır. Hem bunları da paylaşıyorum. Yani tamamen bir böyle dostane ve de e, tamamen bilgi içeren bir kanal olmuş oldu sevgili dostlar. Hepinizi de bu kanala bekliyorum. Ve diğer birini anlatmak istediğim, Bayına'nın Telegram kanalı yoktur. Yani bizim Telegram kanalımız yok. Adıma açılmışların hepsi dolandırıcıdır. Lütfen Telegram'a itibar etmeyin. Zaten Telegram bakın bunu da hem de bilgisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve bu Telegram sizin telefon numaranızı, isminizi, soy isminizi kayıt ediyor. Yani anlatmak istediğim güvenli bir ortam değil Telegram. Bu yüzden uzak durun arkadaşlar. Twitter, Telegram buralardan uzak durun. Bakın yine geçen gün bir arkadaşımız bu dolandırıcılara kaptırmış parasını. İşte bana 400 dolar gönder sana 2000 dolar göndereceğim demiş dolandırıcı. Bu da inanmış. Yani gayet normaldir inanması. Ve haliyle de göndermiş. Bu yüzden sevgili dostlarım Telegram'da adımı açılmış hiçbir hesaba inanmayın. Ve WhatsApp'ımıza bekliyoruz arkadaşlar. Ücretsiz. Burada çok güzel bilgiler paylaşılacak. Ve de. Bakın kripto para piyasası bilginin paraya dönüştüğü yerdir. İşte örnek STX. Biz katıl bölümünde STX'i 0.60'lardan aldırdık. 0.60'lardan alıp bir ay boyunca da elimizde tuttuk. Ve sevgili dostlar 1.10'a 1 dolar 10 sentte satmaya başladık. Hatta bunun short videosunu çekip de paylaştık. Yani bu piyasada %90'ı STX'te yakalamak, MDT'de yakalamak, LLD coin'inde güzel karlar yakalamak. Bunlar kolay işler değil. Bunlar bilgiyle olan işler. Hani WhatsApp'a gelmenizi istememin de sebebi biraz da bundan dolayı. Mesela bu grafik çekenler. Bakın WhatsApp'ta çok güzel bilgiler paylaşacağız sizinle. Yani piyasaya benim gözümden daha rahat bakmış olacaksınız. Daha doğru görmüş olacaksınız. Sonrasında sevgili dostlar tek STX'de kalmadık. Katıl bölümümüzde Belcoin'ini şu an %25 üstü kardayız ve satış yapacağız bugün. Yani bakıldığında çok karlı bir katıl bölümü var ve çok bilgi dolu bir WhatsApp kanalımız olacak. Hani bu yüzden sizleri kanala bekliyorum. Sonrasında sevgili dostlar diğer konuşmak istediğim konu Ripple CHZ. Piyasada eski olanlar bilir Ripple'ın bir kangrenliği vardır ne tam yükselecekti işte dava açıldı açılmadı derken şöyle oldu böyle oldu Ripple beklenen yükselişi yapamadı ama Ripple'da çok büyük bir açlık var sevgili dostlar yatırımcısının çok büyük bir açlığı ve bu süre yani 4 yıldır 5 yıldır Ripple'dan çok büyük ataklar bekleniyor ama Ripple bunu gerçekleştiremiyor birçok sebebi vardı hatta 2 sene önce coin yakmaya gidildi tam o yükseliş beklediğimiz yükseliş başladı ama ne oldu? Patladı, bir dava açıldı, piyasa düştü. Yani sebeplerine bakıldığında bu coin'in kendilerinden dolayı değil işte bir dava açılması, yok işte yakılacak coin'in vakıfa bağışlanması gibi saçma sapan sebeplerden dolayı Ripple o bekleneni yapamadı. Ama yapacak. Ripple'la birlikte CHZ, Chiliz yani. Bu iki coin birbirine paralel gider sevgili dostlar. Ripple yükselirse Chiliz de yükselir. Chiliz yükselmezse Ripple da yükselmez. Yani çok uzun yıldır Ripple'la Chiliz'in böyle bir paralelliği var. E şimdi önümüzde Halving var. Halving döneminde hatta Bayınan demişti dersiniz bakın bu 6 aylık süre içerisinde. Halving'e şu an tam 6 ay var sevgili dostlar. Ve şu anda Bitcoin 44.000. Bundan 3 ay öncesinde 16 bindi. Bitcoin'in buradan %100 yapması 88 bin demek. Yani ben hep diyorum ya Bitcoin eninde sonunda 90 bin doları geçecek. Bitcoin 90 bin doları geçerse bu 6 aylık sürede Ripple'la Chiliz'den çok büyük bir atak gelecek. Özellikle Chiliz. Bakın Chiliz bugüne kadar bir coin yakma gerçekleştiremedi. Hiçbir şey yapamadı. Bugüne kadar tek yaptığı vardı Chiliz'in. işte takımlarla anlaşmak, borsalarla anlaşmak. Bu arada hani bileniniz var ama bilmeyeniniz de vardır. Çeliz'in kendine ait bir borsası var sevgili dostlar. Yani bu yani bunu şöyle düşünün. Binance BNB düşünür bir taraftan da. Yani anlatmak istediğim sizlere bu iki coin çok büyük bir fırsat. Ama uzun vade yatırımcısı için. Yani ben bu iki coin'i bir sene sonrasına göre toplayayım diyorsanız. Hani bugünden toplayayım ben önümüzdeki sene sonbaharda satayım diyorsanız. Bu fırsatı kaçırmayın sevgili dostlar. Hani bu benim kendi düşüncem. Bu benim kendi görüşüm. Ama mesela benim belli bir portföyüm vardır. Haliyle çünkü işim kripto. Bitcoin'im de var. 2014'ten beri tuttuğum. Ethereum'um da var. Ama şu ara al satlarımdan yaptığım karla, işte STX'ten yaptığım karla, bugün katılda satacağımız Belcoin'inden yaptığım karla, VLD'den, MDT'den yaptığım karlarla ben... Ripple ve Chiliz topluyorum. Hani burada iki alanda da olmanız lazım. Yani alsatta da bulunmanız lazım. Burada uzun vadede de bulunmanız lazım. Ve benim sistemim şöyledir. Alsat için bir bütçem var. Ben buradan aldıklarımı, sattıklarımı işte katılda paylaşıyorum. Ve bunlarla buradan gelen, alsattan gelen karlarımı ne yapıyorum? Ripple'la Chiliz'e kaydırıyorum. Amacım ne? az önce de söylediğim gibi 2024'ün sonu 2025'in başı yani önümüzdeki sene Kasım'la Ocak ayına kadar ben Ripple'la Chiliz'i toplayacağım. Hani diğer coin'ler 50 kat artar, Ripple'la Çiliz 10 kat artar hiç önemli değil. Ama benim portföyümde ve Çiliz bulunacak. İşte burada sizlere anlatmak istediğimde al sat yapın. Hani bütçenize göre al satı yapın, karlarınızı Ripple'la Çiliz ayırın. Çünkü bu ikisi böyle çok ağır bir tren gibidir. Hani çok geç kalkar. Çok yavaş kalkar. Ama kalktığı vakit biliyorsunuz ki çok ağır bir şey. Bir tır düşünün arkası çok ağır olsun. Çok ağır tonajlı mermerler olsun. Hızlandığında durmaz. Fren tutmaz. Ağır olan gittiği zaman çok sağlam gider. Ve kolay kolay da durdurulmaz. Yani önüne işte daha önce de yaşadığımız bir dava gibi çok sert bir blok gelirse durur. E ben de ne yapıyorum? Hani şimdi STX sevgili dostlar %90 kar. Bakın bu ciddi bir rakam. Şu an piyasada grafik çekenlerin hepsine bakın. %3, %5 derdinde. Bir konu daha var. Şu an tamamen doğaçlama aklıma geldi. Geçenlerde böyle yine piyasayı araştırırken bir tane site YouTube değil. Bir tane grafik sitesi. Grafik sitesinde işte bir canlı yayın açılmış kripto üzerine. Birisi spiker modunda 22 yaşında bir kızcağız. Belli eline bir kağıt vermişler bu soruları sor diye. O da spikerliğini yapıyor. Ama diğeri 23 yaşında bir oğlan. Kripto yorumcusuymuş. Ve bakın ben bunu her zaman söylerim ya. Ben 2014'te başladım ve bugüne kadar benim açıp kapattığım pozisyon sayısı 5000'in üstünde. Yani ben bugüne kadar ki hesap tam birebir hesaplamam mümkün değil. Kabaca hesap yapıldığında 5000'den fazla pozisyon açmışım. Bunu neden anlatıyorum? Kendimi övmek için değil. Tecrübe. Bu açtığım 5000 pozisyonun 5000'inde de kar yaptım mı? E tabii ki yapmadım. Hani bunu yaptım demek yalan olur. Ama ne var? Ne yaptım? Tecrübe yaptım. 5000 pozisyonluk bir tecrübe. Ya sen 22 yaşında bir çocuksun. Tecrüben ne? Ve Konuşmaları da yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Güzel yorumcular var. Güzel analistler var piyasada. Sizler bir kişiyi dinlerken şöyle bir bakın ya bir tartın. Bunun pozisyonu ne kadar diye. Veya şunu sorun mesela piyasada eğitim veriyorum diyenler de var. Neden alsat yapmıyorlar da eğitim veriyorlar biliyor musunuz? Alsatı yapabilecek ne pozisyon tecrübeleri var ne de kabiliyetleri var. Tutturmuşlar bir çizgi işte STX bakıldığında biz 62'lerden STX'i toplarken onların çizgileri sat sinyali veriyordu. İşte %5'e geldiğinde STX sat sinyali veriyordu. O baktıkları indikatör sat sinyali veriyordu. Ama ne oldu? %90 kar. Sonrasında yine bu işte 23 yaşındaki çocuğun kripto anlatımında altta yorumlar böyle soru soruyorlar. Ve orada bir tanesinin şöyle bir sorusu vardı. Hocam 15 dakikalık grafikte hangi indikatörü kullanabilirim? Soru bu. Bu sorunun altında yatan yani zihniyet bu soruyu neden soruyor biliyor musunuz? Ben diyor 15 dakikada alsat yapayım. Günde diyor 4, 4 defa alsat yaparsam her birinden %1 kar alsam e haliyle benim günlük %4 karım olur. Aya vurduğunda bu kadar. Şimdi bu bakıldığında güzel bir mantık görünüyor. Ama bu mantık çalışmayan bir mantıktır. Bu zihniyet de aç gözlü, para hırsı olan zihniyettir. Hani ben sizlere diyorum ya bu piyasada en tehlikeli duygu para hırsıdır diye. İşte bakın bu. Hani atalarımızın meşhur bir lafı vardır. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar ama sonra sıçramaz diye. Bu 15 dakikalık indikatör. Gerçekten işe yarasaydı iş adamları, bankalar, büyük yatırımcılar her şeyi bırakır, tasa tarağı satar, otururlar laptopun başına, 15 dakikada al sat yaparlardı. Yani düşünsenize adam gider 100 milyon dolarla kalır, satar alır satardı haliyle. Peki bu insanlar bunu neden yapmıyor? Ki düşünsenize bu adamlar şirketler kurmuş. Büyük portföyleri yöneten, büyük paralar olan insanlar 15 dakikalık indikatör derdinde olmuyorlar cebinde 3000 lirası olan asla kimseyi parasıyla kıyaslamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama cebinde 3000 lirayı 3200 lira yapmak için 15 dakikalık hangi indikatör kullanırım diye soran bir kişi var ki bunu çok var. Sorduğu kişi hadi bu soruyla kızmıyorum. Sorduğu kişi kim? 23 yaşında bir olan. Bir tecrübesi yok, bir şeyi yok. Hatta orada bir tanesi gerçekten tebrik ederim o kişiyi. İşte böyle bir soru sormuş. Demiş ki Pozisyon tecrübeniz ne? Bugüne kadar kaç tane pozisyon açtınız? Zaten çocuk anlatıyor. Diyor ki ben diyor boğa, sezon, boğa sezonunun en zirvesinde başladım. Açtığım pozisyonlarda da battım diyor zaten cümleleriyle. Cümleden çıkan anlamlarıyla. Ama bizim işte benim hatta Telegram'da da anlatmaya çalıştığım yani Telegram'dan uzak durun demek istememin de nedeni bu. Önümüzde 6 aylık bir boğa var. Bu boğa da bakın göreceksiniz. Bilen bilmeyen yorum yapmaya başlayacak. Bilen bilmeyen kanal açmaya başlayacak. Telegram grubu kuracaklar. O Telegram grubunda giriş 50 lira 50 lira diye para toplayacaklar milletten. Ve bizim insanlarımızda girecek 50 lirası 100 lirası önemli değil. Gidecekler orada bakın paralarını kaybedecekler. Hatta şöyle bir şey. Hani bunları hep size anlatmamın sebebi tecrübelenin. Deneyimlerimi paylaşıyorum. Yoksa kimi takip edip kimi takip etmediğiniz, paranızı kaybedip kaybetmediğiniz üzülürüm ama pek de önemli değil derim. Çünkü neden? Ben yaklaşık 3,5-4 yıldır YouTube'dayım ve 2014'ten beri yani bu aralıktan sonra artık benim piyasadaki pozisyon real olarak aktif olarak 10. yılım. Haliyle siz orada gidip de adam altcoin sepeti yapıyor, pepeyi koyuyor ya. Bakın x2 yaptı geçenlerde ve ben buna rağmen olmaz diyorum. Pepe altcoin sepetine konmaz diyorum. Neden diyorum? Biz bir coin alacağımız zaman önce ne işe yarar bu coin? Ona bakarız. İşte STX'in başarı performansı bu yüzdendi. Hatta bunu daha önceleri sizlerle de paylaştım. Ve dedim ki Amerika'dan lisanslı bir coin bu. Öyle kolay kolay kaybolmaz. İşte bu altcoin sepetine de girer, alsada da girer, holda da girer, her yere girer bu coin. Pepe nereye girecek arkadaşlar? Hiçbir şey yaramayan coin. Pepe çıktığında Avrupa'daki birkaç tane influencer'a işte 3'er 5'er bin dolar verildi. Haliyle onlar da pampladı. Onlar pamplayınca bizim bu youtubercıklar da onlara özenip Pepe bir yerlere gelecek dediler. Pepe kısaca Pepe altcoin'e girmez. Ya da buna benzeyen coin'ler altcoin'e girmez, sepete girmez, paranız çöp. Ya oraya yatıracağınız parayı gidin yoldaki bir garibana verin. Emin olun çok daha fazla faydasını görürsünüz. Yani konu bu şekilde sevgili dostlar. Aslında işte bu konular çok uzun konular. E haliyle ben bunların hepsini burada anlatırsam ne siz dinlersiniz ne de benim nefesim yeter. İşte bu yüzden WhatsApp kanalı var. Burada ara ara ben sizlere böyle bu tarz sahte coinleri de bu tarz iş bilmeyen kişileri de özellikle de bakın batmak üzere olan borsaları da anlatmak istiyorum. Benim ben ne zamandır borsaları takip ediyorum ve şu an hangi borsanın mali durumu zor? Hangi borsanın mali durumu iyi? Al çok anlayabiliyorum. Ama şu an ben onu burada anlatırsam işte A borsası batıyor arkadaşlar dediğim an maalesef ki haliyle birçok sorunla baş başa kalırım. O yüzden de bir yayıncı kuralları gereği bunu burada anlatamam. Ama işte Whatsapp'ta kendi grubum, kendi düşüncelerim olduğu için ve bir düşünce özgürlüğü olduğu için diyebilirim. Bakın bu borsa tehlikeli, bu borsa gidiyor, bu borsa patlıyor, işte personel çıkartıyor. Ki şöyle bir şey var. Hani daha burada aslında bir gün borsaları konuşmak istiyorum. Ama ne var? Maalesef konuşamıyoruz az önce bahsettiğim sebepten dolayı. Borsalarla ilgili bilmediğiniz çok şey var arkadaşlar. Ben bunları WhatsApp kanalımda anlatacağım arka planda kendi serverlarında bilgi alışverişi yapıldığını, hangi borsanın, diğer borsanın ne kadar ciro yaptığını, bu ciroyu kimlerden nasıl yaptığını, işte hangi borsanın bot kullandığını, Bunların hepsi WhatsApp'ta paylaşılacak. Ve de bu bilgiler sizin için neden önemli? Hani her zaman diyorum ya tek bir coin'le yatırım yapılmaz. Tek bir borsada da para tutulmaz. Yayın diye. Şimdi bu yayma esnasında şu an Bakın batmak üzere olan bir borsa var. Hatta boş reklam çıkıyor bu yüzden. Bunların içinde muhakkak sizin kullandığınız borsa da var. Ya da Türkiye borsalarına gelelim. Türkiye borsalarında şu an patlamak üzere olan borsa muhakkak vardır. Siz de muhakkak biliyorsunuzdur. E ne olacak patlarsa? Hani bu çok derin bir konu. İşte bu burada konuşulacak bir konu değil. WhatsApp'ta konuşulacak bir konu. Ve Bitcoin'e de gelirsek şu an 44 bin. Buralarda böyle 43 bin, 44 bin arasında giderse muhteşem bir altcoin sezonu başlatır. Tabii buna bazı borsaların botları izin vermemeye çalışıyor. Nedeni ne? Bakın borsalar çok bot kullanır. Bunun da mantığı şudur sevgili dostlar. İşte siz bugün gittiniz bir tane coin aldınız, Ripple aldınız, Chiliz aldınız. Hani diyorum ya bir yıl tutun elinizde diye. Siz bir yıl tuttuğunuzda düşünsenize alırken A borsasında bir kere komisyon ödediniz. Bir yıl sonra siz bu coin'den Ripple'dan 10 kat para kazandınız. 100 bin liranız 1 milyon oldu. Satarken yine bir komisyon ödediniz. Yani iki defa ödediğiniz komisyonla siz 10 kat kazandınız. Ve borsa bir şey kazanmadı. Şu kadarcık para kazandı. E peki bu borsa ne yapacak? Sizi korkutacak. Elinizdekileri önce satmaya zorlayacak. Sattıktan sonra da almaya zorlayacak. İşte bunların hepsini videoyla, ses kaydıyla orada anlatmak istiyorum. Çünkü burası herkese açık. Herkese açık olduğu için sorun yaşayabilirim. Ama o tarafta yaşayamam. Günün konusu bu şekilde dostlar. Bitcoin eğer ki dediğim gibi 43'te 44'te bu destek çalışırsa güzel bir sezon patlatır. E ayrıca 44 bin aylık direncimiz Bitcoin'de. Bunu kırarsa 47'leri 48'leri konuşuruz. Ha orada altcoin'leri ezebilir. Ama sonrasında yine o aradığımız altcoin rallisini başlatır. Günün konusu bu şekilde. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. WhatsApp'a gelmeyi unutmayın.